merhaba, ben Melis, kanalıma hoş geldiniz. Bugün konuğum Feride. Kendisini düşük göz kapaklarına nasıl makyaj yapılır ya da düşük göz kapaklarına nasıl smokey yaparız adlı video için konuk ediyorum. Umarım hoşunuza gider. Biz kaşları yaptıktan sonra başladık. Yani biraz ten makyajı da izleyeceksiniz. Genel olarak neler yapıyorum onları göreceğiz. Gözlerde, göz altında kalem sürmekten korkmalı mıyız, korkmamalıyız onları görürsünüz diye düşünüyorum. Beğenirseniz çok hoşuma gider. Hoşça kalın. İyi seyirler. Bugün modeli Feride. Merhaba. Merhaba yalnız. Ben şu an kaşlarıma bakıyorum diyor kısacası. Kaşlarını yaptık. Ondan sonra başladık. Çünkü kaşları yapmak biraz zaman alacaktı. Mekin Strobe kremini kullanacağım. Cildinin bazı yerleri kuru. Saçta yanak bölgesi. Komple değil ama biraz. Belki serumla falan düzeltebilirsin. Şimdi içten bir aydınlık gelmesi için Charlotte Tilbury'nin Light Fend'ini kullanacağım. Bu çok büyük değişiklik yaratmıyor ama cildi genel olarak aydınlık gösteriyor, hoşuma gidiyor. İki fondöteni karıştırdım, aşağı ne olduklarını yazacağım. Ten rengi, boynu çok açık ama yüzü biraz daha koyu. O yüzden boyuna göre ten rengini yapacağız. Şu an zaten daha net görüyorsunuz. Önce yine korektör uygulayacağım. Bunun için göz altındaki renge bakıyorum. Hem biraz renk eşsizliği var hem de biraz pembelik var. Yine renkleri karıştıracağım. Hatta biraz da açık renklerle karıştıracağım. Yukarı bakalım. Çok kırpıyorum ama. Hiç sorun değil. Kirpik dibine sürmeyi unutmayın. Özellikle korektörün sürülmesi gereken yerlerden biri orası. Çünkü renk eşsizliği orada da var. Acıyor mu? Yok efendim. Ha, kendi huyum. Evet, biraz huylandım. Sıra concealer'da Naked Skin kullanacağım. Açık fair rengini. Çünkü aydınlık bir gözaltı istiyorum. Yine çok abartılı sürmeyeceğim. Biraz da yüzü aydınlatalım. Şimdi transparan pudra kullanacağım. Göz altını sabitleyeceğiz ve şimdi yoğun bir göz makyajı yapacağımız için aşağıda bir koruma bandı olsun istiyorum. Bundan önce tabii birikmediğine emin olun concealer'ınızı, sonra sabitleyin. Burun kenarlarını da yine sermaye yaptığım gibi kontürlüyorum önceden. Ay, üstüne dökülüyor ama onlara da sorun olmadı. Bir gözü yaptık. Burada smokey eye var. Şimdi aşama aşama nasıl yaptığımı göstereceğim. İkisi arasındaki farkı net görmenizi istiyorum. Yani ben sana anlatıyorum mesela ama... Herkesin anladığına eminim, merak etme. Videoda anlatırken bir tıkanma yaşıyorum. Sence göz kapağı düşük kişiler hangi far renklerini tercih etmeli? Kendi ten renginden biraz koyu olanlar. Çünkü derinlik yaratmamız gerekiyor. Derinliği de ancak kendi ten rengimize yakın şeylerle, yani gölge tonlarıyla yaratabiliriz. O yüzden böyle çok ekstrem tonlara gitmiyoruz. Çünkü karşıdan bakıldığı zaman senin kendi ten renginin koyusuymuş gibi görünsün istiyoruz. Şimdi Mekin Soap Brown rengini aldım. Karşıya bak. Burada dokunduruyorum. Önce bir nerede durması gerektiğine karar veriyorum göz kapağında. Daha sonra iç tarafa doğru dağıtıyorum. Bunu gözünüz kapalıyken yapabilirsiniz. Ama gözünüz açıkken nokta belirlemek işinizi çok kolaylaştırır. Yoğunluğu buraya verdiğiniz için bu tarafa dön istersen hafifçe. Aynı bunun gibi duracak. Yoğunluk hep gözünüzün bittiği noktada ve derinlik de orasında olacak. Biraz dağıtıyorum. Hafif bir üçgenlik veriyorum çekik durması için. Çok da yuvarlamamamız gerekiyor çünkü gözü. Eğer çok dik kalırsa far, bu sefer de gözünüz yuvarlak gözükecek. Şöyle iç tarafa doğru dağıtıyorum. Dağıtma şeyi herkesin, her göz kapağı için aynı zaten. Nerede derinlik istiyorsanız oraya doğru dağıtıyorsunuz. Kendi crease bölgenizi yaratmanız lazım. Biraz fırçanızı bastırın ve kemiği zaten hissedeceksiniz. Mesela zaten burada bizim, ben de bak sürekli mesela diyorum. Burada bizim çok fazla alanımız yok. O yüzden kemiğin olduğu bölgeyi doğru bir şekilde uygulama yapmamız gerekiyor. Şimdi sıra geldi biraz daha koyu bir tona. Koyu bir tona. Şimdi de bunun gibi kızılımsı kahve bir renk kullanacağım. Bunu da aynı şekilde yine karşıya bakarken nerede olması gerektiğine karar verin. Sonra tamamıyla iç tarafa sürün. Kapatalım. Bakın şuralara doldurun bu far ile. Açtığınız zaman kirpik dibinizde de varmış gibi gözüksün. Yine fırçamda kalanı
iç tarafa çizgisel şekilde götürüyorum ki açtığım zaman orada far varmış gibi dursun. Fırçamda kalanla yine VM veriyorum. Benim en sevdiğim tonlardan biri olan Mac'in Gleam ışıltısını alıyorum. Sen bunu kullanmıştın. Evet. Çok seviyorum. Bak şey de var. Jekyll'ın da var ama bunun gibi değil. Karşıya bakalım yine. Bakın burada nerede durmasını istiyoruz ışıltının? Tam crease'in olduğu bölgede. Kapatalım. Siz kendi gözünüze alıştıkça nerede durması gerektiğini parmaklarınız zaten götürecek ya da fırçanız. O yüzden hiç korkmayın. En başta farklı yerlere çok yukarı ya da çok aşağı sürerseniz. Sonra zaten parmağınızın bıraktığınız yerde far durduğu için karıştırınca gidiyor. Göz aydınlatması benim diğer videolarımı izlediyseniz eğer şuraya doğru hafifçe kavis vererek yapıyordum ben. Ama düşük göz kapağında gözü daha yukarıda göstermek için bu renkleri yukarı doğru ittiriyorum. Eğer tabii ki göz kapağınızın orasında yer varsa. Çok hafif bir kavis veriyorum. Gözünüzün şeklini bozmamış oluyoruz. Hafifçe göz altına da getiriyorum. Şimdi sıra kalemde. Çok koyu bir renk tercih etmedim. Ben medium tonu tercih ediyorum. Bu da Kiss markasını kalemi. Çok fazla açmayın. Çünkü biraz bastıracağız rengi vermek için. Normal kalem sürer gibi sürün. Çok da özenli olmasına gerek yok. Sadece çok kalın olmadığına ve kirpik dibinize kadar geldiğine emin olun. Bakın kirpik dibinde boşluk kalmadı. Şimdi şu nokta var ya, kirpiğinizin bittiği nokta. Orası bizim sınırımız. Onun ötesine geçmeyeceğiz. Çünkü geçtiğiniz anda gözünüz oradan düşmeye başladığı için daha da düşük gözükecek. Kapatalım. Bu sayede kirpik dibiniz doluymuş gibi, yani eyeliner varmış gibi. Ama yine de o buğulu efekti vermiş oluyorsunuz. Hem smoky hem eyeliner görünümü elde etmiş oluyorsunuz. Burada aslında bitirebilirsiniz. Kirpiğinizi kıvırın, maskaranızı sürün, çıkın görünümü bu aslında. Ama biz biraz daha boyut kazandırdık. Gözünüzün altını kullandığınız zaman nasıl duruyor onu görün. Bu günlük versiyonu, bu gece versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Ama ben dediğim gibi diğer versiyonları da göstermek istiyorum size. Burada da kaleminizi göz içinde uygulamak istemeyebilirsiniz. Her zaman uygulamak zorunda değiliz. O yüzden dış köşeden başlayın ve bu köşeden karşıya bakalım. Karşıya bakarken yine yuvarlak yapın şöyle. Çok fazla birleştirmiş gibi durmayın ama çok fazla ayrık da durmasın. Yine de uç köşede bir aynı rengi yakalamış olun. Şöyle ortaya kadar getirdim. Çünkü sadece burada bırakırsam gözün düştüğü nokta burası. Ağırlığı sadece oraya vermiş olursunuz, renk ağırlığını. O yüzden iç noktaya kadar getiriyorum. Bu da bir yöntem. İsterseniz gözün içine açık renk kalem sürüp böyle bırakabilirsiniz. Ama ben koyu kahverengi kalem sürdüm. Burada da asıl önemli olan şey kirpiklerinizin kalemi biraz açıp hafifçe aşağı doğru tutmanız. Yani kirpiklerinize değdirin kalemi. İyice simsiyah görünsün. Sonra dağıtın. Zaten fırça iç köşelere girmediği için kirpik dibinde olan fazla ürünü dağıtmış oluyorsunuz. Fırçamızda kalan renkle şu üst tarafa hafifçe bir koyuluk katıyorum. Çok bastırmayın fırçanızı. O kalemin üstünde kalan koyuluğu alın sadece. Kalemden kalan. Yine de kirpik takacağız. Kirpik takmış halini de görmenizi istiyorum. Ben bugün Kiss markasının triolarını kullanacağım. Triolarda medium'u alıyorum. Daha uzun olan versiyonu yani. Şu kısımda karşıya bakalım yine. Bakın gözünüzün bittiği kısım var ya, orada durması lazım kirpiğinizin. Aşağı bakalım. Oraya yapıştırıyorum bir tane. Tekli tekli de yapabilirsiniz ama eğer doğal durmasını istiyorsanız bunlar daha kolay oluyor takması kendi yani kendinize. Asla son bölgeye kadar kirpik. Evet, orası direkt düşürüyor. Gözünüzün nerede yukarıda kalkmasını istiyorsanız orada kirpik bulunması lazım. Zaten şimdi maskara sürünce oraya da çok fazla maskara getirmemeye dikkat edeceğiz. Yine aşağı peki, bakalım. Neden small alanını aldın? İç köşede çünkü daha kısa oluyor genelde kıllar. Bir de çok yukarıda kalırsa, eğer çok uzun takarsam bu sefer yine ifadeni yukarı taşımış oluyoruz. Yani her zaman iç köşeye small. Evet.
küçük olur. Aynen aynen küçük. Çünkü burada koyu renkler var ya, uzun taktığınız zaman koyu renkleri destekliyor. Ama iç tarafta açık renkler var. O yüzden sanki iç tarafta çok fazla kirpik varmış gibi duruyor ve dengesiz gözüküyor. Daha doğal durması evet, için. Evet. Okay. Mu Akademi'nin bronzerını kullanacağım. Önce cildi normal bir şekilde ısıtacağım. Böyle yaptığınız zaman gelen alan var ya, işte oraya bronzerınızı sürün. Kontür gibi düşünmeyin bronzerınızı. Boyutlandırma tamamıyla. Yani yapay gölge oluşturma. Siz fondöten sürerek yüzünüzü tek boyut hale getiriyorsunuz. Bronzerla da üçüncü boyutu yeniden kazandırıyoruz. Yani kontür yapmak zorunda değilsiniz illa bronzer sürdüğünüz zaman. İkisi olur mu? Tabii tabii, ikisini şimdi üst üste yapacağım. Şimdi de kontür rengi olarak da bunu kullanacağım. Yes. Kontür renkleri yine kendi gölgemize bakmamız lazım aynadan. Kendi gölge rengimiz nasıl? İşte daha mı sıcak, daha mı soğuk? Açık renk tenlerinde daha soğuk tonlar tercih ediyoruz. Çünkü zaten pembe alt tonlu renklerin, pembe alt tonlu bir cildin üstüne sıcak renk güzel durmuyor. Ama sıcak alt tonluysan bronzer kullanabilirsin. Mesela senin sarı alt tonlu cildin. Hı hı. O yüzden şu an bronzer çok abes durmadı. Ama eğer pembe alt tonlu olsaydın çok abes durabilirdi. Bunu da bu sefer saçınızın dibinden, yani kulak başlangıcınızdan dudağınıza kadar yapay bir çizgi varmış gibi düşünün. Ama çizgiyi sadece gözünüzün olduğu yere kadar getirin. Küçük asla sonuna yapın. Kadar değil. Aynen. Sadece çizgi varmış gibi düşünüyoruz. Ve benim gibi, yani bizim gibi yüzleri geniş olanların bu kısımlarında da biraz bronzer olması gerekiyor. O yüzden buraya da uyguluyor. Daha uzun bir yüze sahip olmak için. Biraz daha kısık gözüküyor. Yani daha küçük bir alan varmış gibi. Sanki yüzümüz geniş değilmiş gibi. Normalde ben de çok burnuma kontür yapmayı seven bir insan değildim. Ama şimdi buraları boyutlandırıyoruz yüzümüzün her tarafını. Eğer burnunuzu boyutlandırmazsanız... Burnunuzun daha küçük görünmesini isterseniz. Evet. Küçük bile değil. Sadece boyutlu durmasına önem gösterin. Şöyle kenar köşelerine, nerede gölge oluyorsa normalde, oralara bronzerınızı çok küçük bir şekilde geçin. Hatta hafif. Fırçanızı şöyle birleştirip de yapabilirsiniz. Ama ben biraz daha farklı fırça kullanma taraftarıyım. Ürün varmış gibi değil. Sadece dokunduruyorum. Hı. Fix Plus sıkacağım bir. Cildimizi nemlendirelim. Hiç korkma. Maskara süreceğim. Genelde kirpik takınca waterproof maskaralar kullanıyorum. Daha kalıcı olması adına. Aşağı bakalım. Kendi kirpiklerinizle taktığınız kirpikleri birleştirin. Bakın. Zaten kirpikleri sürdükten sonra diğer kirpiklerinizi sürme ihtiyacı hissetmeyeceksiniz. Bu kirpikler sizin kirpiklerinizmiş gibi duruyor çünkü. Allık olarak da dubağımın hatmamasını kullanacağım. Gülümseyelim. Ve çok fazla değil ama gülümsediği zaman öne çıkaracak bir tatlılık katıyorum. Şimdi sıra highlighter'da. Yani Melis'in en sevdiği nokta. Evet. Birazcık abartabiliriz burada yani. Önce SGS kozmetiği kullanacağım. Bu Gold Rush isimli highlighter'ı. Özellikle burunda kontürden sonra ortaya çıkaran şeylerden biri highlighter. Ruj desti doğal bir şey kullanacağım. Bu Uğur Arslan'ın rujlarından. İsmini şimdilik hatırlamadım ama şuraya yazacağım. Bunu kullanıyorum. Bir gün gelin olursam. Böyle bir şey deneriz. Bold bir gelin olur mu? Böyle daha ağır. Yoğun bir makyaj yapalım sana. Yalnız makyaj için gelinlik seçeceğiz. Ama sana istediğin makyajı yapabilirsin. Feride üst dudaklarını da kalın seviyor, o yüzden biraz kalınlaştıracağız. Alt dudaklarımın kalın olup da üst dudağımın biraz hani çok ince değil ama alt dudağıma göre biraz ince, evet. Ama yine de şey değil yani. Neyse. Elime makyaj temizlemek için hiçbir şey almadım, biliyor musun bir de? Uylandırıyor muyum çok? Hayır, hiç uylanmadım. Dudağımdan uylanmam. Ay bebek, ben bebek gibi oldum. Şeylere benzedin. Brat neydi ya? Sugar Babes. Brat dedim ama Sugar Babes'in şeyi aklıma geldi, evet. Solisti. Ay makyajı bu şekilde bitirdik, ben bayıldım. Başlık halime bakar mısın şimdiki halim? Çok güzel oldu ya, çok beğendim. Çok güzel oldu, eline sağlık. Teşekkür ederim. Umarım siz de beğenmişsinizdir, işinize yarayan bir bilgi vermişsinizdir. Biz aslında aylarla da denedik ama gerçekten... Gözlerimi yakından görmek istedim. Göz yapısı o kadar uygun olmadığı için... Beklediğiniz üzere süper durmadı. Çünkü her
düşük göz kapağına da eyeliner kullanılamayabiliyor biliyorsunuz ki. Onun yerine biz böyle biraz daha smoky yapmak istedik. Tabii ki farklı alternatifler göstermeye böyle çalışacağım. Böyle yapabilirsiniz. Ben model buldukça. Her modelde farklı bir göz yapısı, göz makyajı göstermeyi düşünüyorum. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Görüşürüz.